Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gül oyasının yapımını göstereceğim. Gülümüz şu şekilde. Ve ben şu şekilde ekledim. Şöyle fikir olsun. Şimdi bunun için bize 5 santim boyunda şöyle 2 santim eninde kurdele ihtiyacımız var. 6 tane. Ben diğer yapraklarını şu şekilde ayarladım. Fazla vakit geçmesin diye. Şimdi bunu tekrar bir tanesini de beraber yapacağız. Şimdi bunun boyutu 5 santim. 5 santim şurası. Şimdi şu köşeyi şu şekilde katlıyoruz. İsterseniz böyle tutup da yakabilirsiniz. Bu şekilde cımbızı olanlar da bu şekilde yapabilir. Her iki türlü de yapılabiliyor. Böyle daha basit oluyor. Şu şekilde. Şimdi tekrar burayı yaptım. Şimdi tekrar bu köşeyi katlıyorum. Şu şekilde. Ve tekrar cımbızla şöyle tutturuyorum. Şu şekilde yaptım. Arada 1 santimlik açık kaldı. 2 santimlikleri kenarlara kıvırdım. Şu şekilde yaprak elde ettim. Şimdi bunları birbirine nasıl ekleyeceğiz? Şimdi bu gördüğünüz yaprağımızın şu sivri tarafını buradaki yaprağımızın içine monte ediyoruz. Şu şekilde. Ve bir tane iğne alıyoruz. Şu şekilde tutturduk. Şimdi tekrar şuradaki sivri alanı diğer yaprağımızın içine denk getiriyoruz. Ve şu şekilde tekrar iğne yardımıyla birbirine ekliyoruz arkadaşlar. Ben hizalamak için bu yaprağımın bu sol köşesiyle bu yaprağımın sağ köşesindeki bu yerleri birbirine hizalıyorum. Hepsi aynı şekilde dursun diye. Siz farklı da yapabilirsiniz. Bu yaprağımızın şu köşesi çıkmış. Tekrar birbirine yapıştıralım. Şimdi bunlar gül yaprakları. Bu gül yapraklarından 30 tane yaparak tesbih çiçeği içinde bu gülden elde edebilirsiniz. Normalde bunları teğellerken ben bu iğneleri takmıyorum. Burada görelim diye taktım. Normalde takmıyorum. Şöyle iç içine bunları geçiriyoruz. Şimdi bunları şu şekilde birbirine geçirdik. Tersini döndürüyoruz ve tersinden tel almaya başlıyoruz. Şu uçtan başlayalım. İlk önce şu uca şu ipliğimizi bir sabitleyelim. Sonradan çıkmasın. Şu uçtan tel almaya başlayalım.
Elimize aldık. İğnelerimizi çıkaralım. Bakın şurada kaçırmışık. Bunu hemen çakmak yardımıyla buraya yapıştıralım. Şimdi burası düz tarafı. Eğer buradan katlarsak güzel olmayacak. Şimdi tersten şuradan yavaş yavaş katlayalım. Dediğim gibi bundan 30 tane yapıp ya da 50 tane yapıp üst üste bu şekilde eklerseniz büyük bir gül elde ediyorsunuz. Şu şekilde gülümüzü elde ettik. Şimdi yaprak yapacağız. Yaprağımız için de 6 santimlik kurdele ihtiyacımız var. Bunun eni 3 santim arkadaşlar. Bulabilen 2 santim de bulabilir. Normal, klasik çiçeğimizi yapıyoruz. Şöyle yaprağımızı yaptık, büzdük ve gülümüzü içine yerleştireceğiz. Mesela yazma kenarlarını kullanıyoruz biz bu çiçekleri. Mesela yazmada tomurcuk güller oluyor. Onların kenarına bu çiçekten yapıp eklediğinizde çok şık olacaktır. Çiçeğimiz şu şekilde çok güzel arkadaşlar. Belki videodan tam aktaramıyorum. Öyle çok renkler tam canlı çıkmayabilir ama çok güzel bir çiçek. Şöyle altından da bahsedeyim ben size. Örümcekle bu tarafa geçtim. 3 tane 4 tane dolgu yaptım. Sonra 4 kere doladım başını. Yukarı çektim. İnci boncuk taktım ve sık iğne ile aşağı indim. Bu şekilde ekledim. Mesela bu oyamız var. Bunu bu şekilde ekledim. Mesela bu oyalarımız var. Bunları bu şekilde ekledim. Şöyle. Mesela çarkı felek oyamız var. Fiyonklu çarkı felek. Onu bu şekilde ekledim. Bu şekilde elinizdeki çiçekleri ekleyerek bir yere böyle hepsini yaparsanız elinizde modelleriniz sabit kalacaktır. Şöyle. Benden bu kadar. Size kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana yardımcı olabilirsiniz. Herkese hayırlı günler.